Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok pratik bir şerbetli tatlı yapacağız. Tatlımızın ismi Hira tatlısı. Oldukça basit yapımı ve oldukça da lezzetli bir tatlı. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bu ürün yapım aşamasına geçelim. Öncelikle arkadaşlar şerbetimizi kaynatıp ılımaya bırakmamız gerekiyor. Şerbetimiz için gerekli olan malzemelerimiz 3 su bardağı şeker, üzerine 4 su bardağı su ve 2 dilim limon olacak. Ocağımızın kısık ayarında yarım saat kadar kaynatacağız. Şerbetimizin biraz kıvam almasını beklemeliyiz. Kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Bunun için ara sıra karıştırarak kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şerbetimiz orada kaynarken biz de hamurumuzu yoğurma işlemimize geçelim bir adet yumurtamı alıyorum. Üzerine sadece bir çimdik tuz ekliyorum. Ve yumurtamı güzelce çırpıyorum. Tuz miktarını aşırıya kaçmamak gerekiyor arkadaşlar. Sadece bir çimdik kadar. Yumurtamı da tuzla birlikte çırptıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Yoğurdun sulu kısmını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu karışımı da yine güzelce çırpacağım. Karışımımı güzelce çırpıyorum. Arkadaşlar içerisine 2 çay kaşığı Portakal kabuğu rendesi kullandım. Ama portakal kabuğunu her daim bulmak zor olduğu için her mevsimde bulunmadığı için portakalın limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu rendemi ekliyorum. 2 yemek kaşığı da irmik ekliyorum içerisine. Ve burada 3 su bardağı unum var. Unumun bir kısmını ilave edip üzerine bir paket kabartma tozumu da döküyorum. Şimdi hamurumu çırpıcı ile şöyle kabaca bir toparlayacağım. Daha sonra yoğurma işlemine geçeceğim. Gördüğünüz gibi kabaca bir toparladım. Şimdi kalan unumu da azar azar ilave ederek hamurumu güzel bir şekilde yoğuracağım. Hamurumun kıvamı kurabiye hamuru kıvamında olacak. Sizlerin de ekranda gördüğü gibi yumuşak ele yapışmayan kurabiye hamuru kıvamında bir hamur oldu. Şimdi hiç beklemeden direkt şekil verme işlemimize geçebiliriz tatlımızda. Bunun için hamurumuzu ceviz büyüklüğünde eşit bezelere bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesip daha sonra hepsini avucumun içerisinde beze haline getireceğim. Şimdi hamurumun beze işlemini bitirdikten sonra o bezeleri böyle şerit şeklinde parmak uçlarımla uzatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi parmak uçlarımı kullanarak gayet kolay şekil veriyorum ve son olarak böyle su damlası şeklini verdim. Sizlerin de gördüğü gibi tüm bezelerimi bu şekilde bitiriyorum. Böyle yuvarlamadan önce elinizin içerisinde birazcık sıkarsanız daha iyi yuvarlamanız kolay olur. Bakın tek elle bile oluyor. Bu şekilde şerit yapıyorum. Ve su damlası şeklini veriyorum. Şekil verme işlemin bittikten sonra tek tarafını ve yan kısımlarını irmeye buluyorum. Alt kısmını irmeye bulamıyoruz arkadaşlar, sadece üst ve yan kısımlarını. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fanlı 180 derece alt üst ayarda kızarana kadar pişirdim. Tatlımız sıcak fırından çıktı hemen. Şerbetimiz ılık olacak şekilde buluşturuyoruz. Şerbetimin kıvamını görüyorsunuz bu arada. Bu şekilde kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Arkadaşlar şerbet ilk döktüğünüzde gözünüze çok fazla gibi gelebilir ama kesinlikle değil. Birkaç saat içerisinde şerbeti nasıl çektiğini göreceksiniz. Ve şerbeti döktükten birkaç dakika sonra da böyle tatlılarınızı alt üst ederek üst kısımlarında şerbeti güzelce çekmesini sağlayabilirsiniz. Ara sıra bu işlemi yaparsanız tatlınızın şerbetini çekmesi için iyi bir sonuç elde edersiniz. Yapacak arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.